Hoş geldiniz. USDC üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. 29'ların altını arkadaşlar beklemezken bu bağlamda USDC 24 ana desteğine kadar yani geçmiş pozisyonlara kadar düştüğünü karşımıza getirdik. E, Lunge ve Luna'dakinden ya da Kripto'daki şu an diğer altcoinlerden aslında USDC'nin hiçbir farkı yok diyebiliriz. Bu bağlamda Bitcoin hareketleri altında inanılmaz derecede ezildi ve son durum karşımıza çıktı. 24 dolayları uzun vadede arkadaşlar yatırım için mantıklı noktalarken tıpkı tıpkı LUNC ve LUNA'da uyardığım gibi geçmiş seviyelere de bu bağlamda oturmuş olması önceden yine beraberinde yakın vadede buraya iğne atması. 21'lere kadar devam edebilecek hala bir düşüşü gösteriyor Arkadaşlar bu bağlamda da bunu bu şekilde bilmek lazım genel itibariyle piyasanın tamamı gibi USTC de Bitcoin bağlı Bitcoin sebeplerden Bitcoin'e bağlı sebeplerden dolayı düşüşünü sürdürürken ne yapıyor burada dayanmaya ve direnmeye çalışıyor arkadaşlar ancak 21'lere kadar devam edebilecek bir geri çekilme hareketi olacağı da e, kanaatindeyim bu bu şekilde gitmeye devam ettiği müddetçe o yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Fakat bu fiyatlar genel itibariyle e, devamında uzun vade için ideal ortalama fiyatlar diyebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.